Evet. Bugün 23 Kasım 2020 Pazartesi saat Kıbrıs saatiyle 11:40. Roma hukuku dersi için Girne Üniversitesi'ndeyiz şu an. Oturuma yeni katılan arkadaşlar bu yandaki yazışma kutucuğu içerisinde önce öğrenci numaralarını sonra isimlerini yazarak yoklamaya katılabilirler. Evet arkadaşlar, yandaki yazışma kutucuğuna önce numaranızı sonra adınızı yazarak yoklamaya katılabilirsiniz. Güzel. Şimdi bugüne kadar herhalde bu size vermiş olduğum Institiones'i okudunuz. Biraz onun üzerinden gideyim istiyorum. Çünkü başlangıç olarak ilk başta Institiones neyle başlıyordu? Adalet ve Hukuk hakkında birinci kitabın birinci bölümü Adalet ve Hukuk nedir? Bundan bahsediyor. Ondan sonra hukukun prensiplerine değiniyor. O da diyor dürüst yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendi hakkını tanımak şeklinde. Şimdi bu bir hukuk ders kitabı şeklinde hazırlanmış olduğu için Institiones. Ardından şöyle devam ediyor. Bu tahsilin iki cephesi vardır. Amme hukuku ve hususi hukuk. Yani kamu hukuku ve özel hukuk sizin anlayacağınız. Burada kamu hukukuyla kastedilen Roma devlet teşkilatına has olan hukuk. Hususi hukuk ise fertlerin menfaatine ilişkin olan hukuk. Şimdi hususi hukuku yani özel hukuku ise Romalılar tabi hukuk, kavimler hukuku yani ius gentium, kavimler hukuku, ius naturale tabi hukuk, doğal hukuk ve vatandaşlar hukuku, ius civile şeklinde ele alıyorlar. Bakalım bu arada. Evet, yoklamaya arkadaşlar katılıyorlar. Güzel. bu arada ben anlatmaya başlamadan önce sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yani hemen hızla girip gitmeyeyim de hani sorunuz varsa onları cevaplayayım. Çünkü bana sürekli böyle ders dışında çeşitli yerlerden sorular geliyor. Ama ders esnasında derse ilişkin soru gelmiyor. Ben de o ders dışında tek tek Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma diye bir bir size cevap vermek istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin karşınızda ben bir kişiyim ama benim karşımda siz yüzlerce kişisiniz. Ben hepinize tek tek cevap veremem. O yüzden burada böyle topluca beraber bir oturum içerisinde bulunduğumuzda canlı. Zaten canlı oturum yapmamızın sebebi de bu açıkçası, değil mi? Ben bir şey anlatırken arada bana bir şey sorabilirsiniz diye. O yüzden ben bu derse ilişkin konuları kişilere özel teker teker söylemekten ziyade topluca bilgi vermeyi tercih ediyorum. Bazı özel soruları o yüzden derste sorun diye tekrar derse yönlendiriyorum soru soran arkadaşları. O yüzden sorunuz varsa yazın. Ben arada bu yan tarafa bakıyorum. Hocam 7 Aralık'ta ara sınav demişsiniz UZEM'e. Evet demişim. Hocam capitis deminutio kavramı tam olarak nedir? Capitis yani kişinin belli statüleri vardır arkadaşlar. Geçen ben bunlardan da bahsetmiştim. Yani Roma hukukunda kişiler değerlendirilirken 3 statü çerçevesinde değerlendiriliyor. Yani status libertatis yani hürriyet statüsü. Ondan sonra status civitatis yani yurttaşlık statüsü. Ve ondan sonra da status familia yani aile statüsü. Şimdi capitis deminatio ise işte bu statülerden bir inkıta, bir düşüş manasına geliyor. Hani capitis hani mesela per capita diyorlar ya kişi başı. Yani orada o capita'yla capitus'la kişi kastediliyor. Bu kişinin bütün bu statülere sahip olması durumunda sui juris tam hukuk kişisi oluyor. Eğer olmuyorsa bu kişi statüsünde bazı eksilmeler olduğunda kimi hak ve hürriyetlerinde eksilme söz konusu olabiliyor. Yani öncelikle bu capitus deminatio'da 3 şekilde ele alınıyor. Maxima, medium ve minima. Yani büyük, orta ve küçük statüden düşüş olarak ele alınıyor. Büyük düşüş hürriyet bağlamında olur. Yani hür bir kimse köle statüsüne düştüğünde ne oluyor? Artık kişi olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla bütün hak ve hürriyetlerini kaybediyor. Değil mi? Orta düşüş ise yurttaşlık statüsünün düşüşüdür. Yani yurttaşlık statüsünden düşülmesi halinde. Bu nasıl olabilir? Söz gelimi. Sürgün cezası alan bir kimse yurttaşlık statüsünü kaybeder. Anlatabiliyor muyum? Ve en ufak olan
kapitüs demini atıyor minima olan ise nedir? Aile statüsünden düşüştür. O da işte nedir? Bir kimsenin manusu altına, yani hakimiyeti altına, elinin altına girmesiyle örneğin değişebilir. Yani bir pater familias söz gelimi adrogatio ile birisinin evlatlığı olduğunu farz edin. Bu halde ne oluyor? O kişinin o statüsü değişmiş oluyor, aile statüsü, değil mi? O onu kastediyor. Dolayısıyla geçen ders ben zannediyorum sen bunlardan bahsetmiştin biraz. Bir dakika bakalım. Diğer sorulara bakalım. Evet, ona cevap verdik. Hocam bütün magistraların imperium yetkisi var mı? Hayır, yok. Derste de anlatırken dedik yani bazılarının imperium yetkisi var, bazılarının potestas yetkisi var. Ve bunlar kitapta da yazıyor. Siz kitabı okuyor musunuz? Yani herhangi bir Roma hukuku hocasının herhangi bir Roma hukuku ders kitabını açtığınızda magistralar imperium yetkisi olanlar ve potestası olanlar diye ayrılıyor. Orada anlatılıyor imperium olanlar kimdir. Değil mi? Ara sınav vize mi? Evet, ara sınav vizedir arkadaşlar. Hocam biz yıllık sistemiz, onun için 7 Aralık'ta bizim için de olacak mı ara sınav? Siz Girne Üniversitesi hukuk öğrencisiyseniz yıllıksınız. Herkes Girne Üniversitesi hukukta yıllık. Şu an Girne hukukta ben Roma hukuk dersi veriyorum. Ve buradaki bütün öğrenciler Girne Üniversitesi'nin öğrencileri yıllık öğrenciler. Başka yerlerden geliyorsanız sıkıntı yok. Gelin buyurun dinleyin beni. Ama bunu ben Girne Üniversitesi'ndeki hukuk öğrencileri için diyorum. Sizin kendi UZEM sayfanızda, kendi ders sayfanızda ben ne ilan ediyorsam odur. Yani açıkçası ben orada bir şey ilan ettiğimde onu aa hakikaten öyle mi diye sormanızı ben biraz ayıp buluyorum. Gerçekten. Yani ben dediğim gibi o ders sayfası ciddi bir sayfa. Ben oraya bir şey koyuyorsam ciddi bir şekilde koyuyorum demek. Yani ben insanlara oyun olsun diye bugün sınav koyup ertesi gün başka bir şey yapmam ki arkadaşlar. O güne sınav koymuşsam o gün sınavınız var demektir bu. Anlatabiliyor muyum? Yani oraya bir video yüklediysem ondan sorumlusunuz demektir. Yani oraya bir okunacak bir kaynak koyduysam ondan sorumlusunuzdur. Sadece şu an sizden değil, sizi tenzih ediyorum. Bu soruyu soran arkadaşa. Genel olarak karşılaştığım bir sorudur bu. Ben oraya bir şeyler yüklediğimde bazı arkadaşlar diyor hocam burada bunu yüklemişsiniz bu böyle mi? Öyle ki yüklemişim. Değil mi? Yani öyle olmasa ben niye yükleyeyim oraya bunu? Hocam pater familias ölünce anneye yani pater familiasın eşine hangi haklar tanınıyor? Kimin aile ferdi sayılıyor? Kadının durumu arkadaşlar döneme göre değişiyor. Dediğim gibi Roma tarihi 2000 yıllık bir tarih. Anlatabiliyor muyum? Yani işte böyle kadın böyle olur diye cevabını verebileceğiniz bir şey değil bu. 2000 yıl içerisinde neler olmuş, nasıl değişmiş? Yani anlatabiliyor muyum? En başlangıçta en ilkel, en iptidai halinde nedir? Ben bunları daha önce de anlattım. Pater familias'ın sınırsız bir yetkisi var. Yani o küçük ailenin bir nevi imparatoru gibi, tanrısı gibi. Anlatabiliyor muyum? Ve o ailenin içerisindeki herkese her şeyi yapabiliyor. Satabiliyor, öldürebiliyor. Anlatabildim mi? Her türlü cezayı verebiliyor. Köle olarak satabiliyor. Ve tek hak sahibi pater familias. İlerleyen dönemlerde bunlarda bazı değişmeler söz konusu. Anlatabiliyor muyum? Yani canı istediği gibi artık ölüm cezası verememeye başlıyor pater familias söz gelimi. Yani bu değişen bir şey zamanla dolayısıyla. Şimdi Institiones'e dönelim. Bu arada başka soru var mı? Tamam. Institiones'e dönelim. Şimdi ne diyorduk? Evet, hukuku, kamu hukuku ve özel hukuk olarak ayırıyor Romalılar. Bu arada ben fark ettiyseniz oraya şeyi yükledim. Her derste bir de bir video yüklüyorum. Yani bu canlı dersin dışında bir başka videolar daha yüklüyorum. Genelde kısa bilgilendirici videolar. 5 dakika, 6 dakika, 10 dakika olur en fazla. Onları da izleyin diye yüklüyorum. Mesela en son yüklediğim video hani devletin başlangıcı ile alakalı gene biraz böyle açıklayıcı bir videoydu. Bir arkadaş soru sormuş. Hocam Civitatis'in unsurları nelerdir? Neyi kastettiğinizi anlamadım. Ne demek istiyorsunuz? Yani soru neyi kastediyor anlamadım. Onu daha açık şekilde sorun. Nicedir devletliyüz diye bir video yüklemiştim ben oraya. Yani hukuk tarihiyle alakalı ama onu da ben Roma'dan da bahsediyorum. Yani Roma'nın erken dönemleri tam olarak neden devlet değildir? İşte bir ayrı hazine yoktur. İşte her türlü kamu hizmeti diyebileceğimiz hizmetler ücretsiz imece usulü yapılmaktadır falan. Çünkü toplum bütünselliğinin dışında ayrı bir tüzel kişilik henüz oluşmamıştır diye orada kısaca bir anlatı
var. Dediğim gibi devletin tam olarak ne zaman ortaya çıktığını tespit etmek zor. Yani şu gün Roma devleti oldu diyemiyorsunuz ama bazı unsurlar mevcut olduktan sonra diyebilirsiniz. Zor bir şey. Anlatmam zor onu. Yani bir uygar devlet mevcut bir devleti yıkıp yeni bir devlet kurduğunda o yeni kurulan devletlere çok kolay, çok rahat tarih verebilirsiniz. Ama devleti olmayan kandaş toplumlar bir devlet inşa ettiklerinde o devleti hangi gün inşa ettiklerini söyleyemezsiniz. O çünkü yavaş yavaş bir güven inşaıdır. Yani bizim burada hukuk ve devletle kastettiğimiz aslında insanların başka insanlara itaat etmesi değil, insanların kurallara itaat etmesidir. Yani bir kurumsallaşmadan bahsediyoruz burada hukukla, devletle kastettiğimiz benim. İnsanların nedir? Belli müesseselere, belli kurallara riayet ediyor olması. O belli müessese ve kuralların oluşması biraz zaman alıyor. Bir günde oluşmuyor dolayısıyla. Şimdi söz gelimi mesela burada Instituciones'ten bahsediyorken işte neydi? Ambe hukuku özel hukuk diye ayrılıyor diyor Romalılarda. Ve ambe hukuku ile yani kamu hukuku ile özel hukuk arasındaki fark nedir sizce? En temel farklardan bir tanesi. Bence önemli bir ayrım var burada. Hak ve yetkiler açısından. Yani özel hukukta serbestliği esastır. Kamu hukukunda ise nedir? Serbestliği olmaz. Ancak belli yetkiyle hareket edilir. Yani bir kamu otoritesi, bir devlet müessesesi varsa karşınızda bunun ne şekilde hareket edeceğini, neleri yapıp nelerin yapamayacağının öncelikle tespit edilmiş olması gerekiyor. Yani bir kamu otoritesi canı istediği gibi davranamaz. Eğer canı istediği gibi davranıyorsa orada bir hukuk devletinden bahsedemeyiz. Oysa ki kişilerde bu söz konusu değil. Kişilerde hürriyet esastır. Yani kişinin yapabilecekleri, edebilecekleri teker teker sayılıp dökülmez, sıralanmaz. Yani örneğin nasıl söyleyeyim ben şimdi size, burada şu an kapalı bir alanda bulunuyorum ben. Burada sigara içmek yasak. Sigara içmek yasak diye bir kural olur, değil mi? Sigara içmek serbest diye kural olur mu? Sigara içmek serbest diye bir kural olabilir mi? Evet veya hayır diyebilir misiniz arkadaşlar? Sigara içmek serbest diye kural olur mu? Hayır dedi bir arkadaş. Neden hayır? Neden olmaz? Neden peki? Yani biraz daha basit anlatayım veya çeşitlendirerek anlatayım. mavi gömlek giymek serbesttir diye kural olur mu? Kırmızı pantolon giymek serbesttir diye kural olur mu? Nefes almak serbesttir diye kural olur mu? Yani kişi serbesttir diyorduk ya hani özel hukukta, serbestliği esas. Yani anlatmak istediğim buydu. Yani insanların serbest oldukları meseleler teker teker ifade edilemez. Bunları sıralayabilemezsiniz. Bunların bir sınırı, bir hududu olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ancak yapamayacağı şeyleri insanların belirtebilirsiniz. Yani temelde aslına bakarsanız kural, norm dediğiniz kısıtlayıcı bir şeydir. Fert için, kişi için. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla sigara içilmez diye kural olması manalıdır. Sigara içilebilir diye kural olmaz. Onun yerine kural koymazsınız. Kural olmadığı halde zaten serbestliği esas olduğundan sigara içmenin serbest olduğu anlaşılır. Yani dolayısıyla nedir? Kısıtlama istisnadır, serbesti esastır. Anlatabiliyor muyum? Ne yazmış arkadaşlar? Toplumu olumsuz yönde etkilediği için, yapılabileceği değil, yapılamayacakları saydığı için kurallar yapmamız gereken şeyler üzerine oluşturulur. Hocam Cumhuriyet devri magistralar arasında pilin kepsi var mı? Hayır. 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 Yani Cumhuriyet devri magistralar arasında Princeps nasıl olabilsin? Yani Cumhuriyet'ten bir sonraki devrin adı ne? Principatus devri. Principatus devrinin adı zaten Princeps'ten geliyor. Yani Princeps nasıl olsun? Cumhuriyet devrinde kral da yok mesela. Anlatabildim mi? Yani kral yok, Princeps yok. Siz şeyi okuyun bence. Bu Fransız Yurttaş Hakları Beyannamesini okuyun demiştim ben size. Onu bir okuyun. Cumhuriyet devrimi dediğimiz bizim. Ya ben onu niye anlatıyorum? İşte krallıktan cumhuriyete geçişi idrak edersiniz diye mesela onu okuyun diye örnek vermiştim. Orada ne oluyor? Devletin erkleri ayrılıyor yasama, yürütme, yargı diye ve bunlar sınırlandırılıyor değil mi?
Oysa ki bizim Princeps'ten kastettiğimiz sınırsız bir karakter. Canı ne istese yapabilen bir insan. Cumhuriyette öyle şey olmaz. Yani öyle bir adam varsa oraya zaten cumhuriyet denmemesi gerekiyor. Principatus devri diyoruz biz. Bunu bugün söylüyoruz. Bakın bu devirlerin hepsi aynı zamanda bizim sonradan uydurduğumuz şeylerdir. Anlatabiliyor muyum? Söz gelimi o Principatus devri içerisinde yaşayan Romalılar biz şu an Principatus devrinde yaşıyoruz demiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Veya Bizans devri diyorlar ya şimdi. O Bizansların hiçbiri biz Bizans'ta yaşıyoruz demiyorlar. Principatus devri içerisindeyken devletin cumhuriyet olduğu iddia ediliyordu. Dolayısıyla aslına bakarsanız Principatus devrinde yaşamış bir insan için söz gelimi İmparator Vespasianus'un yaşadığı zamanlar milattan sonra 79-78 o zamanlar yaşayan herhangi bir Romalı için milattan önce 2. yüzyılla kendi yaşadığı dönem açısından siyasi açıdan yani de jure bir fark yoktur. De jure ve de facto arasında da bir ayrım yapmak gerekiyor. De jure ve de facto ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? De jure ile kastedilen burada hukuka göre. De facto ise fiiliyata göre. Dolayısıyla şimdi Principatus devri bizim sonradan yakıştırdığımız bir bölümlendirme. Principatus devri içerisinde yaşanıyorken insanlar cumhuriyet içerisinde yaşadığını iddia ediyordu. Bunu en azından Princeps iddia ediyordu. Anlatabildim mi? Roma orduları gittikleri yerlere önlerde taşıdıkları standartlarda SPQR ifadeleri yazıyordu. Yani Senatus Populus Quae Romanus. Yani bu bir cumhuriyet deniyordu hala. Ama gerçekte o bir cumhuriyet değildi. Çünkü cumhuriyet yıkılmıştı. Çünkü tek bir kimse birden fazla görev ve yetkiyi üzerine almıştı. Yasama, yürütme ve yargı erkinin birbirinden bağımsız olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü Principatus canı ne isterse yapabilen bir insan. Çünkü artık orada bir hukuk devleti yok. Anlatabildim mi? Çünkü o sınırlandırılamaz bir otorite. O yüzden ona cumhuriyet diyemezsiniz. Diye biz şimdi diyoruz ki o Principatus devriydi. Ama o sırada yaşayan insanlar şu an biz Principatus devrinde yaşıyoruz demiyorlar. O sonradan uydurulmuş bir isimdir. O zaman içinde yaşayan Romalılar hala işte Roma Cumhuriyeti, Senatus Populus Quae Romanus, burası bir respublika diyorlardı. Respublika da aslına bakarsanız kamu malı demektir ve institutionesinden bakarsanız eşyaları belli sınıflara ayırırlar. Söz gelimi nedir mesela? Res nullius denilen sahipsiz eşyadır. Respublika denilen kamu malıdır. Ondan sonra res universitatis denilen bir amme malıdır yani topluluk malıdır. Söz gelimi ne olur? Bir kentin bir malı olur. Res sacra kutsal mallardır. Ben bunu daha sonra size institutionesten okurum böyle mal ayrımını. Ama şimdi meseleyi biraz daha basitleştirmek için, örnekler vermek için söylüyorum. Yani respublikayı aslına bakarsanız bir hükümet sistemi olarak tam olarak görülmezdi başlangıçta. Respublika ile kastedilen kamu malıydı. Ve bu erken dönemlerde bizim şimdiki gibi bir siyaset teorimiz, siyaset bilgimiz olmadığı için, yani bugünkü o devlet teorisi o zamanlar olmadığı için biraz daha farklı o zamanın insanları tarafından adlandırılıyordu. Söz gelimi ben size Polybius'tan bahsetmiştim. Polybius Roma'nın idari sisteminden bahsediyorken diyordu ki belirli müesseselerin görev ve yetkilerinin artması veya azalmasına göre bu örgütlenmenin kimi zaman monarşik, kimi zaman oligarşik, kimi zaman ise demokratik unsurlarının daha da yükseldiği veya azaldığını gözlemleriz diyor. Yani Polybius söz gelimi işte bu burada demokrasi var veya işte burası artık bir oligarşi diye adını koymuyordu. Ve arada bir gri bölge vardır. Çeşitli müesseseler arası bir rekabet, bir mücadele vardır. Belli müesseselerin yetkilerinin artışıyla bu yapılanmadaki biraz monarşik unsur artar, biraz oligarşik unsur artar, biraz demokratik unsur artar veya azalır şeklinde bize anlatmaya çalışıyordu söz gelimi. Çünkü neden? Söz gelimi bir yazılı anayasa yoktur örneğin. Anlatabiliyor muyum? Yani kamu hukuku dediğimiz bizim bir yerde biraz da teamüllerle oluşmaktadır. Yani kanun çıkar evet ama biraz da teamül etkisi var. Yani söz gelimi bugün Birleşik Krallık'ta olduğu gibi Birleşik Krallık'ın bir yazılı anayasası var mı? Hani İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı teşkil eden, yani genelde bazen İngiltere diye kastediyor sadece, Birleşik Krallık o. Hani başında Kraliçe Elizabeth'in oturduğu o Birleşik Krallık'ın bir yazılı anayasası yoktur. Yani bizimki gibi böyle açıp anayasayı gösterip şey yapamazsınız. Madde madde bazı şeyleri ortaya koyamazsınız. Söz gelimi, değil mi? Ama bir anayasa hukuku vardır. Yazılı anayasası yoktur. Yani yazılı anayasası olmaması bir anayasa hukuku olmadığı anlamına da gelmiyor. Ya, acayip zor bir şey bazen bunları ifade etmek anlamında. O açıdan bazen belki biraz kafa karıştırıyor olabilir. Bakayım.
KKTC defakto bir devlettir mesela. Hayır, KKTC defakto bir devlet değildir. KKTC bir devlettir arkadaşlar. Yani şimdi de jure ile defaktoyu yani bizim bu hukukta kullandığımız kavramları gündelik hayatta insanların canın istediği kullan gibi kullanmasıyla arada bir fark var. Yani ben söz gelimi geçen size neyden bahsetmiştim? Trump'a ve takas arasındaki farktan bahsetmiştim, değil mi? Yani Trump'a bir akit, takas ise bir borcu ifa yöntemidir. Hukuk perspektifinden baktığınızda Trump'a ve takas birbirinden ayrı şeylerdir. Hukuk için bunlar farklı kavramlardır. Ama gündelik hayatta sokakta yaşayan insan ne yapıyor? Kafasına göre işte Trump'a yerine takas kavramını kullanıyor. İşte takas yaptı. Halbuki orada takas yapılmıyor. Trump'a yapılıyor söz gelimi. İşte takas. Anlatabildim mi? Şimdi o defaktoyu da herkes canı istedik. Aa, bu defakto, bu de jure falan diye kullanıyor. Hayır, öyle değil. Yani KKTC bir defakto devlet değil. KKTC bir devlet. Anlatabildim mi? Yani devlet defakto olmaz. Anlatabildim mi? Yani defakto başka bir şey arkadaşlar. En iyisi siz bunu biraz da okuyun. Yani hani diyorum ya, bana biraz okuyup gelin. Yani okuyup gelmiş olmanız lazım. Söz gelin, ben size bir Roma hukuku ders kitabı okuyun demiştim. Şu ana kadar da mutlaka okuyup bitirmiş olmanız gerekiyor orada artık. Yani zaten bir Roma hukuku ders kitabı bitirmiş olmasını bekliyorum ben şu an aslında bütün öğrencilerimden. Çünkü bayağı oldu biz bu derse başlayalı. Ve benim söz gelimi size önerdiğim kitap uzun bir şey değildi. 150-200 sayfaydı. Yani bunu çok kısa bir sürede aslında okuyabilmiş olmanız gerekiyordu. Onu bulamadık, başka kitap alın. Tamam, o başka kitap alın, o başka kitap alın. Ama ya okuyun. Anlatabildim mi? Hocam, Cumhuriyet devrinde senatosu kim seçiyor? Evet, senatosun da bu azalarının sayıları falan filan zamanla değişiyor. İlk başlarda senatus Rex tarafından belirleniyordu. Yani krallık devrinde de bir senatus vardı. Ama o zamanki senatus sadece neydi? Bir istişari organ gibiydi. Bir danışma meclisi gibiydi. Anlatabildim mi? Kralı bağlayan bir meclis değildi. İlerleyen dönemlerde Cumhuriyet'le beraber artık biz ne görüyoruz? Görevi biten magistraların senatusa girdiğini görüyoruz. Anlatabildim mi? Senatus öyle seçimle aza gönderilen bir meclis değil. Yani bizim bugünümüzde gördüğümüz meclisler gibi değildir. Daha güzel anlatmak için size söz gelimi 1961 anayasası ile beraber Türkiye Cumhuriyeti'nde de bir senatus, bir senato kurulmuştu. Yani 60 anayasası ile beraber, 61 anayasası ile beraber yani söz gelimi 70'lerde falan Türkiye Cumhuriyeti'nin iki kamaralı meclisi vardı. Yani bir meclis vardı, bir de senato vardı. Ve senatodaki azalarla işte meclisteki azaların tespitleri biraz farklıydı. Mesela anayasa dersinde söz gelimi görmüşsünüzdür. Oradan anlamanız lazım. Yani Roma'daki senatuslar ve kuryalar arasında da böyle farklar vardır. Anlatabiliyor muyum? Örneğin o senatusa dahil olan kimseler Respublika devrinde kimler olmuştur? İşte eski magistralar, magistralık görevi bitenler senatusa girerler, senatüs azası olurlar. İlerleyen devirlerde bu senatüs azalarının kim olacağını listesini tespit eden kimse de kensor olarak karşımıza çıkıyor. Yani kensorun böyle bir görevi oluyor. Başlangıç zamanında kensorun böyle bir görevi yoktu. Sonradan değişiyor işte bu müesseseler. Niye? Çünkü benim size anlattığım söz gelimi kensorun tarihsel gelişim süreci yaklaşık 600 yıl. 600 yıl boyunca kensor diye bir makam var. Dolayısıyla kensorluk ilk çıktığı zamanlar, çıktıktan 200 yıl sonra ve 400 yıl sonra o kensörlüğü görev ve yetkileri de biraz değişiyor, farklılaşıyor. Anlatabildim mi? Şimdi o yüzden hani dönemine göre tespit etmek gerekiyor. Ama genel olarak baktığınızda bizim nedir? Cumhuriyetten sonra artık doğrudan meclis katılımı yani o kuryalar aracılığıyla yurttaşların doğrudan iradelerini beyan edebilme imkanları azalmaktadır. Çünkü neden? Bu Roma'nın Cumhuriyet devrinde bizim gördüğümüz o meclislerde doğrudan katılım esastır. Yani kensör ne yapıyordu? İnsanları belli listelere yazıyordu ya. O listelerdeki insanlar belli kuryalara katılıyordu. Yani onların belli meclis grupları vardı. Ve o insanlar aynı zamanda o meclis gruplarına katıldıkları gibi belli askeri birliklere katılıyordu. O kensörün yaptığı liste dolayısıyla hem bir askeri birlik listesiydi hem de bir meclise katılım listesiydi. Ve o listedeki insanların sıralara yazılışı da söz gelimi neye göreydi? Maddi durumlarına göreydi. Yani daha varlıklı kimseler daha üst sıralara yazılıyordu. En zengin Romalılar ilk sıralarda olurdu. Onlar ne olurdu çünkü? Daha pahalı askeri görevleri üstlenirlerdi. Söz gelimi ne olurdu örneğin?
süvari olurlardı, atlı askeri olurlardı. Çünkü at besleyecek, işte özel koşum takımı olacak, bilmem nesi olacak falan filan, daha masraflı bir şey. İşte daha orta sınıf olanlar ne olurdu? Ağır piyade olurdu. İşte daha ağır zırhlı piyadeler olurlardı. Hafif piyadeye giderdi falan, o gittikçe azalırdı. Ama işte bu meclis oturumlarında da bu kimseler gene neydi? O listedeki yazılış sıralarına göre oy veriyorlardı. Dolayısıyla listenin üst sıralarında olan yurttaşlar önce oy kullanıyor. Üst sıradaki yurttaşların verdikleri oylar yeter sayıya ulaşırsa alt sıradaki yurttaşların oy vermesine, oylarının sayılmasına gerek kalmıyordu dolayısıyla. Anlatabildim mi? Fakat Roma büyüdükten, genişledikten sonra, nüfus arttıktan, yurttaşların sayısı arttıktan sonra bütün Romalı yurttaşları o kuryalarda toplayabilme imkanınız kalmıyor. Anlatabildim mi? Yani fiilen mümkün değil. Yani birdenbire çok kalabalık bir nüfusla karşı karşıyasınız ve burada temsili bir demokrasiden bahsetmiyoruz. Doğrudan bir demokrasiden bahsediyoruz. Yani burada her yurttaş o meclise bizzat gidiyor. Bizzat oy kullanıyor. Anlatabildim mi? Yani şimdi günümüzdeki gibi biz böyle milletvekili seçiyoruz, bizim namımıza birileri gidiyor ya. Dolayısıyla 80 milyonluk bir ülke meclis aracılığıyla ne oluyor? Yasama erkini kullanabiliyor söz gelimi. Anlatabildim mi? Çünkü orada işte 550, 600 kaç oldu meclis sayısı şu an? En son değişti o. 550 milletvekili mi var hala? Yoksa 600 mü oldu? Neyse işte kaç milletvekiliyse artık, yani o oy oranlarına göre belli temsilciler seçiliyor değil mi? 600 olmuş diyor arkadaşlar. Ben de öyleydi galiba diye hatırlıyorum. Evvelden 550. Değişiyor bakın bunlar. İşte görüyorsunuz hukuk sabit durmuyor dolayısıyla. Yani sürekli bir şeyler değişiyor. Genel iştiyak açısından bizim bazı şeyleri kavramamız lazım. Bu Roma'yı veyahut da benim genel olarak hukuk tarihini anlatmamda biraz onun şeyi için, yani size hani devlet kamu otoritesi nedir, nasıl oluşur falan filan, biraz onları anlatmaya çalışıyorum söz gelimi. Şimdi dolayısıyla neydi artık bu Roma genişledikten sonra ne oluyor? İnsanlar doğrudan meclise giderek iradelerini beyan etmekte zorlanıyorlar. Mümkün değil. Bir dönem mesela mektupla oy kullanma usulü deniliyor. Hatta İtalya genelinde yurttaş kabul edildikten sonra söz gelimi Napoli'deki bir yurttaş mektupla Roma'ya oyunu göndersin falan deniyor. Ama yani bunlar da çok sürdürülebilir olmuyor. Ve netice itibariyle ne oluyor? Birdenbire kuryaların bütün bu etkisi, yetkisi, görevleri azalmaya başlıyor ve bütün işleri senatus yapmaya başlıyor. Çünkü senatus neden? Daha ufak bir meclis, daha istikrarlı bir meclis, düzenli toplanabilen bir meclis. Ve zamanla ne oluyor? Senatusun görevleri artmaya başlıyor. Cumhuriyet devriyle beraber yavaş yavaş cumhuriyet genişledikçe, büyüdükçe, yani söz gelimi Roma'nın sınırları Bergama'ya, işte Anadolu'ya kadar dayandığında vesaire, anlatabildim mi? Genişledikçe, büyüdükçe ne oluyor? İnsanlar doğrudan bu katılımını sağlayamadığından senatusun yetkileri artmaya başlıyor. Senatus daha etkin bir müessese olmaya başlıyor. Fakat Principatus devrine geçtiğimizde ise ne oluyor? Princeps denilen zat, yani tek başına birden fazla görevi üstlendiği için, yani hem ne olduğu için hem bir şey oluyor bu. Ne oluyor? Princeps ne iş yapıyordu arkadaşlar? Hangi magistralıkları üzerinde toplayıp güç elde ediyordu? Bilen yok mu? Pleb tribunu oluyor. Tribunita potestas sahibi oluyor dolayısıyla. Pleb tribunu olduğunda söz gelimi Octavius. İşte ilk Principatus, ya ilk Princeps Octavius'tur. Yani Kaezar, Sezar'ın yeğenidir kendisi. Evlatlığıdır aynı zamanda. Evlatlık almıştır. Sezar ölüyor. Ondan sonra iç savaş çıkıyor. Octavius yeğeni ve evlatlığı başarılı oluyor. Augustus hanıyla beraber imparator oluyor sizin anlayacağınız. Princeps oluyor. Ama cumhuriyeti ortadan kaldırmadığını iddia ediyor. Burası hala bir cumhuriyet diyor. Bakın bütün cumhuriyet müesseseleri var diyor. Ve ne oluyor? Birden fazla magistralığı kendi üzerinde toplamaya başlıyor. Oysa ki cumhuriyette böyle bir şey olmaz. Anlatabildim mi ya? Anayasal düzene aykırı. Ama yazılı bir anayasa yok. Kim karşı çıkacak mesela? Şimdi ne var bu dolayısıyla? Öncelikle pleb tribunu oluyor. Octavius, Princeps'lerde, ondan sonraki Princeps'lerde. Neden pleb tribünü oluyor? Dokunulmazlığı var. Sacrosancti ve bir de neydi? Veto etkisi vardı pleb tribünlerinin. Neyi veto edebiliyorlardı? Pleblere ilişkin her türlü eylem ve işlemi veto edebiliyorlardı. Fakat bir yerden sonra plebten çıkan yasalar, kuryalardan çıkan yasalarla, yani plebisitler, lekslerle eşit duruma geldiğinde pleb meclisini toplantıya çağırma yetkisi de pleb tribününde olduğu için, pleb tribününe çıkan yasada dolayısıyla aslında bütün Romalıları etkilediği için, çünkü bu bakın bu magistralar aynı zamanda belli meclisleri toplantıya çağırma yetkileri de var. Toplantıya çağırıyor.
o toplantıya çağırdı, meclise başkanlık yapıyor. O başkanlık yaptığı o toplantıya çağırdı mecliste söz gelimi yasa teklifinde bulunabiliyor ve o yasa oylanıp yasalaşıyor. İşte lex oluyor veya plebisit konuluyor. Anlatabildim mi? İlk başta plebler ayrı bir gens olarak düzenlenip ayrı bir meclisleri olmuştu. Onların ayrı ne olmuştu? Bir magistrası olmuştu. O pleblerin çıkarttıkları yasada daha sonra bütün Roma yurttaşlarını kapsayacak hale geldiğinde o dolayısıyla o da artık lex oldu. Pleb meclisinden çıkan. Dolayısıyla o pleb meclisinin başkanı önemli bir adam oluyor karşımıza. Şimdi Pringeps dolayısıyla hem ne oluyor? Pleb tribunu oluyor ki diğer bütün magistraların her türlü eylemlerini veto edebiliyor, yasaklayabiliyor. Dolayısıyla artık konsülün bir hükmü kalmıyor ki. Yani konsül Respublika devrinde, Cumhuriyet devrinde en önemli magistra, en üst makam magistradır aslına bakarsanız. Ama bir princeps ne olduğu için, pleb tribünü olduğu için konsülün eylem ve işlemlerini veto edebilmektedir. Onun bir hükmü kalmıyor dolayısıyla. Ve bir yandan da pleb tribünlerinin imperium yetkisi yoktur. İmperyumu olmayan magistradır bunlar. Ama Octavius'un imperyuma ihtiyacı var. Neden? Askerlere kumanda edecek. Yani bir fiil o zor kullanmayı yani şiddet ve cebir tekeline sahip olması lazım. Zor kullanması lazım yeri geldiğinde. İmperyum yetkisi olması lazım. O yüzden ne oluyor? Prokonsul oluyor. Anlatabildim mi? Hem prokonsul oluyor hem ne oluyor? Pleb tribünü oluyor. Böylece iki önemli magistralı üzerinde toplayarak ne yapmış oluyor? Devletin her türlü eylem ve işlemini veto edebilen bir konuma geliyor. Dokunulmaz oluyor. Sankrosankt diye. Veto yetkisi var, imperium yetkisi var ve bu görevi ömür boyu yapıyor. Dolayısıyla bir de böyle bir şey var artık. Bu adam seçimle gelmiyor. Bir yıl görev yapmıyor. Ömür boyu bu görevi yapıyor. Ama sorsanız Cumhuriyet, hala Respublika. Hala Senatus var, hala Kuryalar var, hala konsül seçiliyor, hala praetorlar mevcut diyor. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla aslına bakarsanız rejim değişmiştir. Artık bir cumhuriyetten bahsedemezsiniz. O gün yaşayan Romalılar biz cumhuriyet içerisinde yaşıyoruz diyorlardı. Biz bunu bugünden söylüyoruz. Yani geçmişe yönelik böyle tarihi bölümlere ayırıyoruz. Çünkü ayırmazsak, bölmezsek, parçalamazsak kavramak biraz zor olacak. 2000 yıllık tarihi belli parçalara ayırırsak işlemesi daha kolay, kavraması daha kolay alıyor. Bu belli parçalara ayırırken de belirli karakteristik özelliklere göre ayırıyoruz. Yani şu zaman içerisinde şöyle bir karakteristik özellik vardı. O zaman biz bunu böyle diyelim. Ne diyoruz mesela? İşte kral vardı eskiden. Buna krallık dönemi diyelim. Kral tek magistra, her şeyi yapan adam o. Yasama, yürütme, yargı, erki onun elinde toplanmış. Sonra halk ayaklanmış, isyan etmiş. Ne olmuş? Cumhuriyet devri diyelim. Niye? Çünkü artık yasama, yürütme, yargı, erki bölünmüş. Bunlar birbirlerini dengeleyebilen magistralar şeklinde karşımıza çıkıyor. Anlatabildim mi? Sonra bir adam bütün bu görevleri üzerinde topluyor ama Cumhuriyet içerisinde yaşadıklarını iddia edip yalan söylüyor aslına bakarsanız. O zaman biz buna artık Cumhuriyet diyemeyiz diyoruz. Biz buna Principatus devri diyelim diyoruz. Tamam mı? Dominatus devri ise işte İmparator Diokletianus'la beraber bütün bu sahte Cumhuriyet intibağı ortadan kaldırıldıktan sonra ve artık bu seçilen magistralardan vesaireden değil de doğrudan imparatorun atadığı, tayin ettiği, maaş alan, imparatora sadık, imparatora bağlı olan memurların iş yaptığı mutlak monarşi sistemi olan o devlete artık biz Dominatus devri diyoruz. Çünkü onlar, o imparatorlar Dominus'tur, efendidir. Dominus aynı zamanda tanrısal bir şeyi de var. Yani tanrı manasına da geliyor. Bu henüz pagan devirlerde başlangıç. Yani İmparator Diokletianus şeydi, pagan dönemde Roma'daydı. Daha sonra Konstantinus devriyle beraber yavaş yavaş Roma'nın bünyesine Hristiyanlık giriyor. Theodosius'la beraber Hristiyanlık resmi din oluyor aslına bakarsanız. Konstantin çünkü önce Milano fermanıyla din özgürlüğü getiriyor. Çünkü Diokletianus Hristiyanları katlediyordu. Hristiyanlar kovuşturmaya tabi tutuyordu. Konstantinus yeni bir kanun çıkarttı Milano fermanıyla. Ona dedi ki din ve inanç özgürlüğü getiriyorum. İsteyen Hristiyan olsun, isteyen Musevi olsun, isteyen Jüpiter tapınağına gitsin, ne yaparsa yapsın. Ben dinle diyanette karışmam kimsenin dedi. Böylece Hristiyanlık serbest oldu ve Konstantinus kendisi de Hristiyan oldu. Ondan sonraki imparatorların da Hristiyan olduğunu görüyoruz. Ve İmparator Theodosius'la beraber de Hristiyanlık resmi devlet dini oluyor. Anlatabildim mi? Ne oluyor? Yeni bir artık devlet söylemi, diskuru ortaya çıkıyor. Yani tek bir tanrı var, tek bir imparator var. Tanrının yeryüzündeki temsilcisi, tek tanrının tek imparatoru, Roma imparatoru. Tek devlet Roma. Yani böyle bir söylem karşınıza çıkıyor. Anlatabildim mi? Yani şimdi. Bakalım hocam Augustus payesine sadece Octavius mu sahip yoksa bütün imparatorlar mı sahip? Şimdi Kayazar söz gelimi bir özel isimdi. Yani ilk o Gaius Julius Caesar'ın adıydı. Octavius başa geçtiğinde, Princeps olduğunda Augustus lakabını alıyor.
Anlatabildim mi? Yani takdis edilmiş, mukaddes kişi gibi bir şey. Anlatabildim mi? Yani benim adım gibi aslında. Benim adım da şimdi Erkut ya. Kutlu er kişi, kutsal er kişi falan öyle bir şey. Öyle bir san, bir isim. Bir zamanla bu paye oluyor. Bir ünvan, bir titir haline geliyor. Ve ondan sonra artık Augustus ve Kayezar sanları ne olmaya başlıyor? Bir şey, ünvan, bir titir. Yani işte prokonsül gibi, ne bileyim işte preator gibi falan. Yani bir titir, bir ünvan oluyor. Yani demiş araştırma görevlisi, doçent falan gibi böyle bazı ünvanlar var ya. İşte Augustus da öyle bir ünvan oluyor dolayısıyla. Ve söz gelimi işte İmparator Diokletianus'la beraber devlet dört ayrı bölgeye ayrılır. Tetrarşi sistemi getirir. Çünkü 3. yüzyıl kriziyle beraber Roma paramparça olmuştur. Ve onu tekrar toparlamak istemektedir. Ve merkezi idare bütün Akdeniz havzasına tek merkezden tek imparator hakim olmakta zorlanmaktadır. Dolayısıyla Diokletianus tetrarşi yani dörtlü idare sistemi getirir. Bu sistem içerisinde karşınıza çıkan iki Augustus, iki Kayezar, dört kişi beraber Roma'yı idare etmektedir. Yani bütün bu Akdeniz havzasındaki imparatorluğu. Diokletianus burada üstün Augustus'tur. Bu sistemi kuran olduğu için ve diğer kendisiyle beraber seçtiği, belirlediği diğer Augustus ve Kaiserler onun ağzına bakar aslına bakarsanız ama teoride şudur. Yani iki Augustus vardır. Bunlar üst imparatorlardır. İki de Kayezar vardır. O Augustuslara bağlı onun alt imparatorlarıdır. As imparatorlarıdır. O Kayezarlar sonra Augustusluk rütbesine yükselirler. Yani üst imparator olurlar. Ve onlar da kendilerine yeni Kayezarlar seçerler. Yani dolayısıyla bu böyle varlığını sürdüren işte bir monarşik bir sistem olsun denmiştir. Ama bu tutmaz açıkçası. Roma gene parçalanır, dağılır, ikiye bölünür. Ondan sonra işte Batı Roma yıkılır vesaire. Sonuçta bizim karşımızda sadece tek bir imparator kalır. Kim diyordu mesela? Söz gelimi işte böyle İmparator Justinianus gibi bir imparatordur. Veya ondan sonra hala devam eden, varlığını sürdüren Roma gibi. Aslında İmparator Justinianus öldükten sonra Roma bitmiyor. Yani kimi Roma hukukçular için öyle. Dominikus devrinin sonudur bu. Ondan sonra artık Bizantium devridir falan denir. Ama sanki orası Roma değilmiş gibi. İmparator Justinianus öldükten sonra onun yerine tahta gelen gene aynı hanedandan ikinci Justin. İkinci Justin'e hizmet eden memurlar İmparator Justinianus'a da hizmet ediyordu. Aynı kanun geçerlikte, aynı insanlar yaşıyor, aynı hukuk varlığını sürüyor. Aynı devlet aslına bakarsanız. Ama nedir işte biz bugünden geçmişe baktığımızda tarihi böyle belirli dönemlere ayırıyoruz, bölüyoruz. Bunlar suni, uydurma şeyler. Anlatabildim mi? Uydurma bunu. Ama bizim bazı şeyleri tahlil etmemizi kolaylaştırıyor. Daha rahat anlamamızı sağlıyor. Dolayısıyla bunu itibaridir bu bölümlendirme. Hocam prokonsül nedir? Prokonsül eyalet valisi arkadaşlar. Yani Roma idaresi bu kadar genişledikten sonra ne oluyor? Belirli bölgelere ayrılıyor ve bu her bölgede birer prokonsül, bir vali tayin ediliyor. Anlatabildim mi? Ve bu valiler de ne oluyor? İmperium yetkisi olan kimseler. O eyalet içerisinde en üst idari otorite ve emrinde asker var bu adamların. Ve işte İlerleyen Roma dönemlerinde söz gelimi ne olmaya başlıyor artık Roma bu kadar genişledikten sonra. Örneğin İtalya yani merkez askersizleştiriliyor. Ve dolayısıyla artık İtalya'da karşınızda lejyon yok, asker yok, ordu yok. Nerede askerler? Nerede Roma askerleri? Onlar serhatlerde, hudutlarda. Dolayısıyla o serhat boylarındaki eyaletlerin valileri, prokonsüllerinin askerleri, ordusu oluyor, imperium yetkisi oluyor. Ama merkezde söz gelimi Roma'da bir konsül seçildiğinde onun da imperium yetkisi vardır. Ama merkezde bir lejyon yoktur, bir ordu yoktur. Yani merkez askersizleştirilmiştir. Hatta Sezar'ın Galya'dan İtalya'ya dönüşünde Rubikon'u ordusuyla beraber geçmesi büyük bir olay olmuştur. Yani çünkü lejyonlarınızla İtalya'ya giremezsiniz. Olmaz öyle bir şey. Ondan önce oysaki söz gelimi Pompeius İşte İspanya valisiyken o da büyük bir ordu toplamıştı, değil mi? Klikya'ya oradaki korsan güçlerini dağıtmıştı. Yani dolayısıyla o da bir muzaffer komutan. Ama ne oluyor? Ordusunu dağıtıp kendi başına, tek başına geliyordu İtalya'ya. Anlatabiliyor muyum? O yüzden işte Katolar falan filan ne oluyor? Kikerolar falan şeyin tarafında. Pompeius'un tarafında. Ama Sezar, Kayezar ne oluyor? Ordusuyla giriyor İtalya'ya. İtalya'ya orduyla giremezsiniz. Neden? İşte bu zamana göre bir şey arkadaşlar. Yani başlangıçta sadece İtalya havzasındayken Roma devletinin kudreti oralardayken zaten sadece Roma'dan, sadece İtalya'dan çıkıyordu ordu. Ama Roma büyüyüp genişledikten sonra merkezi askersizleştirdiler. Dolayısıyla artık bu Principatus devrine geldiğimizde biz İtalya'da asker olmuyor zaten.
Asker dediğiniz nerede oluyor? Yukarıda Galya'da oluyor, Britanya'da oluyor, Cermanya'da oluyor, İspanya'da oluyor. Aşağıda ne oluyor? Afrika'da oluyor, Libya'da oluyor. Anlatabildim mi? Yani merkezde ordu bulunmadığı için dışarıdaki eyalet valilerin askerleri, orduları olabiliyor ancak. Dolayısıyla o prokonsül, imperium yetkisi, ordu sahibi olmak falan için. Ha bir de bu eyaletlerin de bazı statüleri vardır. Principatus devriyle beraber artık senatüs eyaletleri ve imparatorluk eyaletleri şeklinde falan ayrılıyor. O kadar teknik detaylara sizin girmenize gerek yok. Sadece pleblerle ilgili konularda veto edemiyor muydu? Başlangıçta öyleydi. Pleb tribunu sadece pleblerle ilgili konularda veto yetkisi kullanırdı. Ama ilerleyen dönemlerde patriçi ve plebler arasında hiçbir fark kalmadığında, hepsi Roma yurttaşı ve hepsi eşit olduğunda sadece artık pleblere ilişkin bir şey kalmıyor. Pleblere ilişkin bir şey kalmadığı için de dolayısıyla o veto yetkisi bütün yurttaşlara ilişkin bir veto yetkisi haline geliyor. Anlatabildim mi? Yani o Tribunus Plebis denilen makamın ilk ortaya çıktığı zamanlarda plebler daha Roma yurttaşı değillerdi. Yani bunlar daha Romalı değildi. Roma yurttaşı değil. Sonra Roma yurttaşı oldular. Sonra ya yavaş yavaş hakları artmaya başladı. Ve en nihayetinde Patriç ile Pleb arasında bir fark kalmadı. Artık Patriç ile Plebler evlenebilir dendi. Artık Patriçilerle Plebler arasında herhangi bir statüsel fark kalmadı dendi. Artık Pleblerin meclisinden çıkan yasa bütün yurttaşların bağlayıcı bir yasadır dendi. O da artık lex hubiyetine haiz bir şey oldu. Anlatabildim mi? Arada bir fark kalmıyor dolayısıyla. Ne zaman? İlerleyen dönemler. Anlatabiliyor muyum? Yani siz o yüzden mesela bazı yerde bir şey okuyorsunuz. Mesela pleb tribünü işte pleblere ilişkin veto yetkisi var sadece diyorsunuz. Ama yani o pleb tribününün çıktığı zaman aradan 300-400 yıl geçmiş başka bir şey olmuş. Çünkü bizim anlattığımız gerçekten uzun bir süreç. Yani benim anlattığım söz gelimi şimdi Principatus devri. Anlatabiliyor muyum? Yani Principatus devri olunca ne oluyor? İşte milat sıraları ile başlayan ve 280'lere 270'lere kadar giden bir süreç. Oysa ki bu pleb tribününün ilk ortaya çıktığı zamanlar milattan önce 400'ler. Yani 400'den milada 400 yıl geçmiş arada. Anlatabiliyor muyum? Yani 400 yıl sonra pleb tribününde başka bir şey haline geliyor. Kaçınılmaz olarak arkadaşlar yani Türkiye Cumhuriyeti'nde de böyle değil mi? Yani 50 yılda değişmiyor mu bütün mesele? 400 yılda Roma'da niye değişmesin? Anlatabiliyor muyum? Şimdi hocam Princeps tarafından atanan maaş alan memurlar Principatus döneminde de yok mu? Daha az, daha sınırlı. Anlatabildim mi? Daha az. Yani var birkaç adam ama Dominatus devrindekinden daha farklı. Çünkü Principatus devrinde hukuken kabul edilen esas işte de jure olan yani hukuk sistemine göre kabul edilen nedir? Bütün bu işlere aslına bakarsanız işte magistralar yapmaktadır. Anlatabildim mi? Ama fiiliyata baktığınızda ne oluyor birdenbire? Defakto başka bir durumla karşı karşıyasınız. Yani hukuken bir cumhuriyet olduğu iddia ediliyor ama hakikatte ortalıkta bir cumhuriyet yok. Çünkü erkler ayrılığı ortadan kalkmış. Yani yasama, yürütme ve yargı birbirinden ayrı kurumlar olmaktan çıkmış, ayrı makamlar olmaktan çıkmış, birbirlerini denetleyebilen makamlar olmamıştır. Oysa ki cumhuriyetin özü, ruhu, temeli bu devlet denilen o tüzel kişinin yetkisinin kuvvetine parçalanması, dağıtılması ve birbirini dengelemesidir ki fert, yurttaş, kişi ezilmesin. Şimdi ben bu dersin başında size ne diyordum? Özel hukuk ve kamu hukuku arasında temel farklardan bir tanesi nedir? Özel hukukta serbestlik esastır. Kamu hukukunda serbestlik olmaz diyordum. Yani örneğin bir kişi ancak kanun kendini kısıtlıyorsa, yasak koymuşsa bir şeyi yapmaz. Yani burada sigara içmek yasaktır diye kural konulur. O zaman ben burada sigara içemem. Anlatabildim mi? Ama onun dışında canım ne isterse yaparım. Yani çünkü hürriyetim benim esas. Yani bu işte az evvel Institutiones'ten şeyden okuyorduk. Neydi? Özel hukuku da neye göre değerlendiriyor? Buradan tekrar ben döneyim size. Ne diyor? İşte amme hukuku ve özel hukuk olarak ayrılır. Roma Devleti'nin teşkilatına olan has olan hukuk amme hukukudur, kamu hukukudur. Fertlere ilişkin hukuk ise nedir? Özel hukuktur diyor. Öncelikle özel hukuku ele alalım diyor Institutiones. Bu da diyor ne şekilde ele alınması gerekir diyor. Tabii hukuk, ius naturale, kavimler hukuku, ius gentium ve vatandaşlar hukuku, ius civile'ye göre ele almak gerekir diyor. Mesela daha ilerleyen kısımlarında Institutiones'in mesela söz gelimi göreceksiniz. Kölelikten bahsederken örneğin Institutiones size diyecek ki aslına bakarsanız bütün insanlar hürdür. Çünkü ius naturale, doğal hukuk bağlamında hürriyet esastır diyecek size. Bunu size diyen bir büyük köle imparatorluğu, Roma İmparatorluğu diyor bunu size. Yani
İmparator Justinianus devrinde kanunlaştırılıyor bu Corpus Juris Civilis. Yani büyük bir köle imparatorluğundan bahsediyoruz. Bütün iktisadi yapılanma köle sistemi üzerine kurulmuştur aslında bakıyorsanız. Ve yani nasıl köleliği inkar edebilir ki bu sistem? Ve siz orada diyecek ki ya kölelik aslına bakarsanız ius naturale de olmaz. Doğa gereği bütün insanlar hürdür. Doğumla beraber hür doğar insanlar. Ama diyor ius gentium'dan gelen bir müessesedir insanların köleleştirilmesi. Yani bir Roma yurttaşı harbe gittiğinde eğer Germenler o Roma yurttaşına esir alsa köleleştirmiyorlar mı? Evet, köleleştiriyorlar. O zaman elbette ki söz gelimi Roma mesela Judea'ya sefere gittiğinde oradaki bir Judealıyı da köle olarak alabilecektir. Bu bir ius gentium'dan gelen müessesidir diyecek size. Anlatabiliyor muyum? Yani ius naturale, doğal hukuk, insanın özünden gelen, işte orada bir doğal akıldan bahsediyor size. Ratio naturale. Bana o dolayısıyla o institüyonesi falan biraz okuyun arkadaşlar, o verdiğim kısımların en azından. Yani önemli bir şey. Şimdi başlangıçta doğal halde insanlar eşitler, hürler ve insanlar üzerinde herhangi bir otorite yok. İşte o kandaşlık devri benim size anlattım. Yani o devleti önce icat etmemiz gerekiyor ya. Başlangıçta bütün insanlar hep beraber özgürce yaşıyor. Herkes eşit. Kimse kimsenin hakimi, efendisi değil. Bunlar nasıl? Küçük kandaş birlikler. Bu küçük kandaş birliklerdeki insanlar kendilerini kardeş, karındaş olarak görüyorlar. Anlatabildim mi? Yani doğrudan bir kan bağı, akrabalığı olmasa dahi öyleymişçesine hareket eder kandaşlar. Çünkü her daim öyle bir kan bağı da olmayabilir. Ama bu kişiler arasında kesinlikle bir kimse diğer kimseye hakim değildir. Yani nasıl anlatayım size? Yani kardeşiniz var mesela söz gelimi. Küçük kardeşiniz size geliyor. Böyle vuruyor kafana, git bana su getir diye sana emir ediyor. Olur mu öyle şey? Olmaz. Değil mi? Yani peki emredersin falan diye itaat etmezsin herhalde kardeşine. Olmaz öyle saçma şey dersin mesela. Anlatabiliyor muyum? Ya bir kandaş topluluk içerisinde de kimse kimseye öyle tutup da emir edemez. Bu kandaşların hukuk yaratması da nedir mesela? Örnek veriyordum ben size. Dil. Türkçeyi mesela. Şu konuştuğumuz dil Türkçe diye örnek veriyorum. Japonca konuşuyorsak Japonca'ya örnek verecektim arkadaşlar ama konuştuğumuz dili biz hep beraber yaratıyoruz. Değil mi? Yani Türkçeyi kim ne zaman icat etti? Onun tarihini veremez. İmkansız bir şey. Ya yani Türkçenin ortaya çıkış tarihi yok öyle bir şey. Öyle bir tarihi yok. İşte devletin ortaya çıkış tarihi nasıl yoksa Türkçenin de ortaya çıkış tarihi yok. Fransızcanın da ortaya çıkış tarihi yok. Arapçanın da ortaya çıkış tarihi yok. Onların tarihini veremezsiniz. Çünkü onu konuşan insanlar konuşa konuşa yavaş yavaş yaratıyorlar ve o dili yaratıyorken beraber ortak karar alıyor. Tamamen bir demokrasiden bahsediyoruz. Tam bir demokrasiden bahsediyoruz. Yani çünkü bir dil dediğimiz bizim karşılıklı anlaşma aracı ya, karşılıklı anlaşma aygıtı ya. Ancak insanlar bir kelime, bir kavram üzerinde oydaşıp anlaşıyorlarsa onu kullanabiliyorlar. Gramer kuralları da böyle oluşuyor. Ama bunun nasıl oluştuğunu kendileri söyleyemiyor sizi bu dili yaratan insanlar. İşte o kandaşlıktaki bazı hukuk kuralları dediğimizde o kandaş hukuk, kandaşların takip ettikleri töre, örf, yasa, adet yani neyi takip ediyorlarsa onlar da o kuralları o dili yarattıkları gibi hep beraber birlikte yaratıyorlar. Kimse kimseye bundan sonra böyle yapacaksınız diye emir vererek kural yaratmıyor. Oysa uygar topluma geldiğinizde sınıflı devletli toplumda birileri birilerine çıkıp artık emir verebiliyor. Böyle yapacaksınız diyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü artık ortada bir devlet var ve devlet nedir? Aynı zamanda meşru cebir tekeline sahip bir organizasyondur, bir örgüttür. Yani size bir şey yap der, yapmazsanız size zorla yaptırır. Kırmızı ışıkta geçmeyeceksin der sana, geçersen sana para cezası yazar. O parayı ödemiyorsan zorla ödetir sana devlet. Anlatabildim mi? Şimdi yani dolayısıyla ya bazı kurallar da vardır söz gelimi. Hem kandaşlarda olur, hem uygarlarda olur. Anlatabiliyor muyum? O toplumsal iştiyaktır. Zaten kandaştan uygarlığa geçiş dediğimiz bizim, işte o geçiş sürecinde bu primus inter pares denilen eşitler arasında birinci bazı insanlar var. İşte bu insanlar bazı kurallar, bazı emirler ortaya koyuyor. Ama öyle kural ve emirler ortaya koyuyorlar ki sanki zaten binlerce nesildir eskilerden beri takip ettiğimiz kurallarmış gibi koyuyor. Ona uyduğu müddetçe takip ediliyor. Anlatabildim mi? Yani orada bir firmus inter pares bir şey söyledi. Zaten ben töreye uygun söylüyorum diyor. Ve onlar da gerçekten onun töreye uygun olduğunu düşünüyorsa eğer ona uyuyor, onu takip ediyor. Ne oluyor mesela? İşte bu Roma'nın erken devrindeki bu Rex krallar dediğimiz kimseler aslında bu günümüzdeki modern devletin kralları gibi değildir arkadaşlar. Yani bir Habsburg imparatoru değildir bu Roma kentinin kralı aslına bakarsanız. Bir daha küçük bir topluluğun
lideri olarak düşünün bunu. Yani ve bu eşitler arasında birincidir aslına bakarsanız. Yani günümüz kralları gibi krallar değildir. Her ikisine de kral diyoruz ve burada terminolojik bir hataya düşüyoruz belki. Yani bu belki bir dilin garabetidir. Yani fukaralığıdır. Yani ona belki kral değil başka bir şey demek lazım. Günümüzdekiyle onu ayırmak lazım çünkü orada devlet yok. Yani orada kral dediğimiz adamın bugün kral dediğimiz adamdan farkı var veya 16. yüzyılda kral dediğimiz adamdan farkı var. Canı ne isterse yapamıyor. Canı ne isterse yapanı zaten sürgün ediyorlar en sonunda. Krallığı ortadan kaldırıyorlar. Ne oluyor mesela? Son kral Supergus Tarquinius o kadar çok keyfi davranıyor ve o kadar çok Roma töresini, adetini bozuyor ki en sonunda Romalılar hep beraber ayaklanıyorlar. Ve söz gelimi nedir? İşte bu meşhur olaylardan bir tanesi de bu Supergus Tarquinius'un oğlu örneğin bir Roma yurttaşının karısına tecavüz eder. Şimdi o karısına tecavüz ettikten sonra da kadın intihar eder, kendini öldürür bu şeye dayanamayıp, bu hadiseye dayanamayıp. Lucrezia kendini öldürür. İntihar etmesi üzerine büyük bir infial yaratır bu Romalılar arasında ve Romalılar ayaklanır ve dolayısıyla Rex'e karşı topluca ayaklanıp savaşırlar. Onu sürgün ederler. Bütün ailesini kovarlar. Sadece Supergus Tarquinius'u değil, onun oğullarının ailesini. Hepsini kovarlar kendinden. Çünkü onlar töreyi bozmuştur. Olmaz öyle şey. Çünkü o ne oluyor işte? O kişinin temel bazı hürriyetlerine, temel bazı haklarına halel getiriyor. Kutsal aile birliğine saldırıyor. Bütün Romalılar bundan sinirleniyorlar. Olmaz öyle şey diyorlar. Baş kaldırıyor. Lucrezia'nın intihar etmesi, kendini öldürmesi büyük bir olay orada mesela. Ve o krallık devrini bitirip cumhuriyeti getiren önemli bir olay söz gelimi. Ya dolayısıyla kral canı ne isterse yapabilen adam değil orada. Kral ancak töreyle uygun hareket ettiğinde takip edilen adam. Aslına bakarsanız kral dolayısıyla burada töreyle bağlı. Yani hukukun üstünlüğü belki demek gerekiyor günümüz perspektifinden bakarsanız. Anlatabiliyor muyum? Quaestor ve Aedilis Kulilis hangi dönemlerde vardı? Arkadaşlar kitabı açın yazıyor. Şu senede çıktı, şu seneye kadar devam ediyor diye var. Yani bu ama yani bana bu kadar artık kitapta da bulacağınız şeyi sormayın. Valla. Cumhuriyet devrinde var tabii ki de. Quaestor ve Aedilis Kulilis. Cumhuriyet devrinde var. Ama hangi gün çıktı ne bileyim ben. Şimdi burada kitaptan açıp bakayım size. İşte milattan önce 200 bilmem kaç senesi diyeceksin. Mesela. Anladın mı? Yani yazar kitapta yazıyor. Bu çok basit, çok kolay bir şey. Bu kadar da kolay bulacağınız şeyi bana sormayın. Ya daha bulamayacağınız, anlamadığınız bir şeyi bana sorun. Yani işte Aedilis Kulis ne zaman kurdu? Bunu sormayın bana ya. Roma'yı kim kurdu? Bunu sormayın bana. Yani anlatabiliyor muyum? Biraz daha başka bir şeyler sorun. Yani, çat diye kitaptan bulabileceğin şeyi bana sorma. Mesela bu kadar şey, bilgi sorma, yorum sor bana. Yani sana bir şey açayım. Onu yapmanız için de okumanız lazım. Yani daha bunu sorduğunuza göre demek okumamışsınız. Niye okumuyorsunuz? Yani şurada bir tane Roma kitabı açıp okusanız Quaestor'un da ne zaman ortaya çıktığını, Aedilis Kulis'in ne zaman ortaya çıktığını bilirsiniz. Niye okumuyorsunuz arkadaşlar? Anlatabiliyor muyum? Okuyun ya. Bu kadar bilgiyi de bana sormayın. Yani İstanbul ne zaman fethedildi sormak gibi bir şey. Ya. Kitap başına gösteriyor sana. Yazıyor da 1453 mesela. Yani ne gerek var bunu sormaya? Ya bu kadar bilgi sormanın alemi yok mesela. Şimdi ben tekrar Institiones'e döneyim. Ne oluyor? Evet. Tabi hukuk, tabiatın bütün canlı mahlukata öğrettiği hukuktur. Zira bu hukuk yalnız insan nevine değil, gökte, karada ve denizde mevcut olan bütün canlılara mahsustur. Bizim evlenme ismini verdiğimiz dişi ile erkeğin birleşmesi, keza çocukların meydana gelmesi, onların yetiştirilmesi buradan gelir. Yani evlenme hukuku aslına bakarsanız tabi hukuka dayanır falan diyor size burada. Filhakika diğer mahlukatların da bu hukuku biliyormuş gibi hareket ettiklerini görüyoruz. Hukuk, vatandaşlar hukuku yani ius civile ve kavimler hukuku, ius gentium ama şu manada ayrılır. Kanun ve örf ve adetler idare olunan bütün kavimlerin kısmen kendilerine has olan hukuku, kısmen de bütün insanlara şamil olan hukuk kurallarıdır. Filhakika her kavmin kendisi için teşkil ettiği hukuk, o devlet halkına has olan hukuktur. Ius civile yani vatandaşlara has olan hukuk ismiyle anılır. Buna mukabil tabii aklın yani ratio naturalis'in bütün insanlara şamil olmak üzere teşkil ettiği ve bütün insanlar tarafından aynı şekilde riayet edilen hukuk ise ius gentium yani bütün kavimlere müşterek olan hukuk ismiyle anılır. Yani şimdi burada dolayısıyla mesela Romalı ius gentium dedin de vay işte Cermen'in hukuku yok İberyalı'nın hukuku yok Yudeyalı'nın hukuku demiyor.
genel olarak bütün kavimlerin üzerinde oylaştıkları hukuku anlatıyor size. Ius Civile de sadece o yurttaşların, vatandaşların hukuku diyor. Yani dolayısıyla burada bir Romalıların kendi Ius Civile'si vardır. Atinalıların kendi Ius Civile'si vardır. Spartalıların kendi Ius Civile'si vardır. Yani her dolayısıyla devletin, her kentin, her yurttaş toplumunun kendine ayrı bir Ius Civile'si vardır. Ama bütün bu Ius Civile'leri bir çatı altında toplarsak onların ortak düştükleri noktaları da Ius Gentium diye ifade etmek gerekir. Demek istiyorlar sizin anlayacağınız. Ve belki burada geçen ders size ben söylemiştim hatırlıyorsanız. Bu Ius Gentium dediğimiz şeyi de aslına bakarsanız Romalılar yaratıyor. Yani Romalı yargıç, Romalı preator üretiyor size. Preator yargıç değil, kusura bakmayın. Preator bir hukuk yaratıyor. O Ius Gentium. Yani ortalıkta böyle alın açın okuyun diye bir Ius Gentium diye bir şey yok ki aslında takip ettikleri. Burada preatorun yaptığı size nedir? Yurttaşların hukukuyla, yani yurttaş meseleleriyle karşılaştığında ne yapardı preator? Ius Civile uygular. Bu Ius Civile işte o yüzlerce yıl, binlerce yıl içerisinde oturmuş, yerleşmiş adetler, gelenekler. Anlatabiliyor muyum? O geleneklerin ne zamandan başladığı bilinmez. Söz gelin ben size Mankipatio'dan bahsediyorken diyordum. Mankipatio belki de ta eski bronz çağından kalma bir adet olabilir. Yani Trump'a devrinden kalma, işte o bronz külçeleri falan filan tartıp alışveriş yaptıkları devirden kalmadır. Ama artık para ekonomisine geçilmiştir. Artık bronz külçeyle bir Trump'a yapılmasa bile o bir adet olarak yerleştiği için hala onu sürdürüyorlar. Sembolik, temsili olarak oraya bir bronz parçası koyuyor o şeye, terazi. Aslında o terazinin orada bir manası da yok. O artık bir şekil olmuş. O yerleşmiş, oturmuş ve o kolay değiştirilmez bir şey. Anlatabilir miyim? İşte bu onun örfü adeti. Zamanla o örfü adeti yazıyor. Yazılı hale getiriyor. Ne oluyor? 12 levha yasası olarak karşınıza çıkıyor. Tamam mı? Ve bu 12 levha yasası ta aradan yüzyıllar geçtikten sonra hala size karşınıza nerede çıkıyor? Corpus Iuris Civilis'te çıkıyor. Corpus Iuris Civilis'te yer yer tutar size anlatır. İşte 12 levha yasasında bu böyledir, şu şöyledir. 12 levha yasasına göre bu böyledir. Bunu biz böyle yapıyoruz diye oraya hala atıfta bulunur. Onu sürdürür. Çünkü o Romalı'nın yasasıdır. Çünkü o Ius Civile'dir gözüyle bak. Tamam mı? Ama preator yurttaşla karşılaşıyor. Yurttaşa Ius Civile'yi. Yani ya o adetidir ya da yazılmış olan 12 levha yasasını uygular. Ama bir yabancıyla karşılaştığında ne yapıyor? Ona Ius Gentium uyguluyor diyoruz da. Ius Gentium ne? İşte Ius Gentium bu diye öyle önüne çıkartıp koyacağın böyle yazılı yasası olan bir şey değil. Öyle anlatabileceğin bir örf de değil o aslına bakarsan. Anlatabildim mi? Çünkü bizim o az evvel benim size söyleyeyim. Ius Gentium dediğimiz neydi? İşte Yudeyalı'yı da, Atinalı'yı da, Romalı'yı da, Hispanyalı'yı da, Galyalı'yı da, Germanyalı'yı da kapsayan bir şey. Ya o preator bütün Roma'yı gezip herkesin adetini görüp yazmıyor ki. Öyle bir imkanı yok. Bilmiyor zaten. Neden bilsin Galyalı'nın adetine, Germanyalı'nın adetine? Anlatabildim mi? O aklını kullanarak kendi insafıyla karar veriyor. Yani ne oluyor? İşte o Ius Civile müesseselerini ne yapıyor? Yabancıya da uygulamaya başlıyor. Uygulanabildiği yerde. Anlatabildim mi? Oradan ne yapıyor size? Bir Ius Gentium yaratıyor. Bazılarını da uygulamıyor. Söz gelimi nedir? İşte bu Pater Familias dediğimiz mesela bizim Roma'nın kendi Ius Civile'sine has bir müessesedir, has bir yapıdır. Mesela diğer kavimlerde böyle bir şey yoktur. Yani ona ilişkin hükümleri işte bu Manuslu evliliği bilmem neyi falan filan onları tutup da başka kavme uygulamazsın ki. Yani o Romalı'ya has bir şey. Ama herkese uygulayabileceğin bazı şeyler vardır. Onları uyguluyorsun. Ne yapıyorsun mesela? İşte eşya hukuku, ticaret hukuku, alışveriş, alım, satım, borç ilişkileri vesaire falan filan. Esas bizim o temelde Roma hukuku falan filan diye anlattığımız onlar şimdi. Benim ona girmem için öncelikle size biraz bunu işte nasıl oluştuğunu anlatmam lazım ki ben ikinci dönemde size artık Roma borçları hukuku anlatayım. Temelini vereyim önce. Onunla uğraşıyorum. Şimdi yavaş yavaş institüyonesine de girdim. Ve yavaş yavaş artık bu akitler nasıl oluşuyordu? Geçen ders ben size ne anlattım mesela? İlk borç doğuran akit neydi? Borç doğuran ilk akit. İlk başlarda borç doğuran bir akit yok. Akit diyorum arkadaşlar. Siz haksız fiil diyorsunuz. Haksız fiil akit mi? Başlangıçta haksız fiillerden borç doğuyor. Çünkü akit yok. Yani peşin olarak Trump'a yapıyorlar. O borç doğurmuyor size. Bunu alacağım, bunu vereceğim. Al diyor, ver diyor. Borç doğmuyor. Ne zaman borç ilişkisi doğuran akitler karşınıza çıkıyor? Mutuum, kar zakkıyla ödünç veriyor. Değil mi? Bahsettim ben size. Institiones de bahsediyor. Mesela İmparator Justinianus orada size anlatıyor. Diyor ki
Bu mutuum sözleşmesi diyor. Ex mihi tuum, benden sana lafından gelmişti falan. Laf nereden geliyor onu anlatıyor. İnsitüyon insan işte, aha diyorsun görüyorsun mesela. Onu anlatıyorsun. Bunu bilmenize gerek yok. Ex mihi tuumdan da gelmiş bilmem ne falan. Ex mihi benden demek, tuum sana demek falan. İşte mutuum oradan geliyor diyor mesela İmparator Justinianus. Mutuum kar zakti yani borç doğuran bir şey yani. Ne oluyor? İşte buğday yok. Aç kalacağız. Komşundan buğday alıyorsun mesela. İki çuval. Önümüzdeki şey hasat mevsimi veririm ben sana diyorsun. İki çuval buğday alıyorsun. Gene iki çuval buğday veriyorsun. İlk, en ilkel, en iktidai hallerinden bir tanesi bu diyor. Mesela Ziya Umur'dan baktığınızda falan öyle anlatıyor size Ziya Hoca veya işte şeyden Bülent Ayrol'dan baktığınızda öyle anlatıyor işte okursanız göreceksiniz dolayısıyla. Veya Özcan Karadeniz'den baktığınızda öyle anlatıyor işte okursanız göreceksiniz dolayısıyla. Ne oluyor böyle yavaş yavaş böyle akitler ortaya çıkmaya başlıyor. Değil mi? Borç ilişkisi de olmaya başlıyor. Ve Roma büyüdükten sonra bu borç ilişkisi sadece o küçük kentin 3-5 Romalısı arasında değil de bütün Akdeniz havzasında herkes arasında olmaya başlıyor. Yani ne oluyor sana? Mısır'dan tüccar geliyor, Roma'da iş yapıyor. O Mısırlı ile Romalı arasında bir borç ilişkisi doğuyor. Onu düzenlemen lazım. Anlatabildim mi? O zaman ne oluyor? Preator artık yabancıya da o ius civile'de uyguladığı bazı şeyleri kendi ius honorariumunu uygulamaya başlıyor ve bazı farazi yöntemler buluyor. Yani Judex'e yolladığında farz et ki bu yurttaşmışçasına şöyle karar al falan diyor mesela. Değil mi? Böyle şeyler yapıyor. Ve yavaş yavaş işte bu süre hukuku yaratıyor. Bu klasik devirde de bunun üzerine yazan bazı profesyonel hukukçular çıkıyor. Eserler vermeye başlıyorlar. O eserler birikiyor. 5. yüzyılda da İmparator Justinian post klasik devirde bu kanun olarak karşınıza çıkıyor. Ya şeyde Corpus Juris Civilis'te karşınıza çıkan o pasajlar aslına bakarsanız Corpus Juris'ten 200-300 yıl önce klasik devirde yazılmış şeylerdir. Onları parça parça alıp birbirine uygun hale getirmişler. Mesela Institutiones açıp okuyun. Sanki tek bir ağızdan yazılmış gibi. Oysa ki birden fazla eserin parçaları toplanmıştır. Ve o zamana uydurulmuştur. Bazı yerleri değiştirilmiştir onların. O zamana uygun hale gelsin diye. Ne olmuştur? Onu bir öğrenci okuduğunda şöyle okuyor artık. Öğrenciye hitap ediyor çünkü İmparator Justinianus. Doğrudan Justinianus'un ağzından öğrenciye yazılmış gibi. İmparatorun ağzından, tek ağızdan yazılmış gibi öyle güzel birleştirmişler, bütünselleştirmişler öyle okuyorsun. Bazı yerine hatta mesela şey yazmış, açıyorsunuz benim işte babam Justin zamanındaki kanunlar da böyleydi diyor. Bir dakika sen kimsin baban Justin kanun? İmparator Justin. Justinianus'tan bir önceki imparator, İmparator Justin'di. O ona babam diyor çünkü onun yeğeniydi ama onu evlatlık alıp kendisinden sonra imparator yapmıştı. Dolayısıyla demek ki imparatorun ağzından dinliyoruz. Onu bak öyle fark ediyorsun, görüyorsun. Zaten ön sözde imparatorun ağzından görüyorsun. Öyle başlıyor. Sana doğrudan tek birinci şeyden birincil ağızdan anlatıyor bunları. Tek ağızdan çıkmıştı. Ama aslına bakarsanız klasik devrin esirlerinin toplanmasıdır. Onun içinde Ulpianus da var, Papinianus da var, Gaius da var, Marcianus da var, Scaevola da var. Bir sürü o 200-300 yıl öncesinin Roma hukukçuları var. Ama kendi devrinin hukukçusu da var. Dorotheus var mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani İmparator Justinianus'un devrinden. Ne oluyor? Bütünsel bir eser olarak çıkıyor. Bunun artık kanunlaştırılması. Yani tabii biraz kazuistik yani modern kanun gibi değil. Modern kanunlarsa daha şey artık böyle madde madde ve kazuistik meseleci değil. Soyut olarak anlatılan şeyler ya. Ben size bahsettim mi? Bu modern manada kanun yani bu madde madde bizim günümüz manasındaki kanun aslında çok devrimci bir hareket. Bu derste mi anlattım ben bunu? Söz gelimi Napolyon ile başlayan yaklaşık onun devriyle başlayan bir hareket. Yani feodalite ortadan kalkıyor. Kanunda bütün yurttaşlar eşit. Bütün yurttaşlara hitap eden, herkesin anlayabileceği madde madde basit, basit kanun çıkartacaksınız dolayısıyla. Kazuistik meseleci yaparsanız onu ancak hukuk eğitimi almış, hukuktan anlayan o kazuistik meseleleri okuyup duruma göre uygulayıp oradan norm çıkartabilecek becerikli hukukçu anlar. Anlatabiliyor muyum? Ama böyle madde madde soyut, basit şekilde ifade edilmiş kanunlardaysa herkes anlar. Bütün yurttaşlar anlar. Değil mi? Yani şurada hukuk fakültesine geldiğinizde biz sizden öncelikli bir altyapı o kadar büyük şeyler beklemiyoruz. Yani mühendislik fakültesine gittiğinizde mesela sizden bayağı matematik bilgisi bilmem ne beklerler. Hukuk fakültesine gelirken biz sizden o kadar şey bir altyapı beklemiyoruz aslında bakarsanız. Yani herhangi bir sıradan yurttaşa ver Türk Anayasası'nı, Türk Medeni Kanunu'nu açıp okuyup anlamıyor mu? Zaten o kanun yazılırken orada murad edilen sıradan yurttaş da okusun, açsın, anlasın. Yani o modern kanun büyük bir devrimdir. Anlatabiliyor muyum? Çok büyük bir devrimci bir harekettir bu. Halkçı bir tutumdur. Yani halk okuyup anlayabilsin diye kanun yapılmıştır. Anlatabiliyor muyum? O işte
Code Civil de France ile başlayan, Fransız Medeni Kanunu ile başlayan ve ondan sonra Avrupa'nın genelinde örnek alınıp uygulanmaya başlayan bir şeydir. Yani bizim Medeni Kanunumuz da o geleneği sürdürüyor dolayısıyla. Bu gayet devrimci ve halkçı bir tutumdur. Herkesin anlayabileceği basit bir kanun yapıyorsunuz artık. Öyle meseleci eserler vermiyorsunuz. Anlatabildim mi? Neyse, bugün bir saati doldurduk. Fazla uzatmayayım ben. Sorusu olan var mı başka? O zaman belli değil. Fark etmiyor da. Anladın mı? Sizin için tek fark eden şey arkadaşlar okumanız, bilmeniz. Siz bildikten sonra test de olsa biliyorsunuz, yazılı da olsa biliyorsunuz. Ben Çengelbulmaca şeklinde de sınav hazırlasam gene bileceksiniz eğer biliyorsanız. Dolayısıyla onlara takılmayın. Şurada bir şey öğrenmeye çalışın. Yani ben gerçekten çok merak ediyorum. Ne fark ediyor test olunca? Ya hep soruyorlar. Hocam test mi? Ne olacak? Şimdi mesela dedim ki test yapacağım. 15 dakika yapacağım. 20 soru soracağım. Dedim mesela ne değişti? Bir şey değişiyor mu? Veya dedim ki klasik soracağım. 3 saat süre vereceğim. 6 tane soru soracağım. Üçünü seçip cevaplayacaksınız. Ne değişiyor şu an bunu bilmekte? Soruyu bilmedikten sonra, yani çünkü soruyu sınavda göreceksiniz. Soruyu sınavda göreceğiniz için sorunun ne şekilde olacağı, ne kadar süre olacağı, kaç soru olacağı bir şey fark etmiyor ki. Ya bir şey fark etmiyor. Neyse. Haftaya görüşürüz arkadaşlar.